Son zamanlarda okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir ortak projesi yaşama geçiriliyor. Bu ortak proje gereğince öğrenciler ÇEDES adı altında okullardan alınıp ya da ailelerinden alınıp sabahın erken saatlerinde camilere götürülüyor ve camilerde orada pedagojik formasyon olmayan, bilgi sahibi olmayan, sadece dini bilgileri olan vaizler ya da imamlar tarafından bilgilendiriliyorlar. Din kişiye özgüdür, vicdan işidir. Yani bir kişiye zorla dayatma yaparak herhangi bir düşünceyi, özellikle dini düşünceyi, inanç düşüncesini enjekte edemezsiniz. Asıl gerçek inanç, çocuk onu ailesinden öğrenir. İnancı ailesinden öğrenir. Biz hepimiz inancımızı ailelerimizden öğrendik. Şimdi okullarda zaten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. Bunu veren öğretmenler var. Bu öğretmenlerimizin tümü de pedagojik formasyon almış olan öğretmenler. Bu da yetmiyormuş gibi. Ondan sonra çevremi seviyorum, değerlerime duyarlıyım adı altında bu fikirler enjekte edilmek isteniyor. Şimdi oraya giden bu çocuklar içerisinde Alevi çocuklar da var. Ya da Alevi olmayıp da Sünni olanlar var. Oraya gitmek istemeyenler var. Ama öyle bir dayatma yapılıyor ki oraya gitmeyen öğrencilere adeta bir mobbing uygulanıyor, bir farklılık uygulanıyor. Yani çocuklar tehdit altında. Eğer ben gitmezsem benim notlarım mı kırılacak? Ya da benim şu ya bu şekilde ben farklı bir muamele mi göreceğim? Bu çocukları öğreten, yani ders veren öğretmenler de burada bir baskı altında. Peki öğretmenler ben çocuklarımı göndermiyorum diyemiyor. Eğer ben göndermiyorum dediği zaman da hakkında soruşturmalar başlatılıyor. Şimdi bu uygulama bu ülkeye bir yarar getirmez. Şimdi oraya giden imam kardeşimiz hangi formasyonu almış? Neyi öğretecek? Koyuyorsunuz cenaze maketini oraya, mezar maketini oraya. Ondan sonra çocuğa şimdiden, ondan sonra mezar duasını ondan sonra hayali olarak veriyorsunuz. Bırakın bunu çocuk kendisi öğrensin. Aile öğretsin buna. Bunun için biz bu ÇEDES programına asla ve asla programı kabul etmeyiz ve karşı olduğumuzu da açık şekilde ifade etmek isteriz. Bu bir politik araç olarak kullanılmamalı. Din üzerinde siyaset olmaz. Din üzerinde yapacağınız siyaset ülkeyi böler. İnançlar arasında, ondan sonra kültürler arasında, kimlikler arasındaki mesafeyi ondan sonra genişletir. Bizim birbirimizle bir sevgi köprüsü kurmamız lazım. Bu sevgi köprüsü olmadığı sürece birlikte yaşam şekli zora dönüşür. Bizim isteğimiz Aleviler olarak biz bu ülkenin birliğine, huzuruna katkıda bulunacak her davranış için yanındayız. Ama böyle ÇEDES programıyla öğrencilerimizi bölmek, kimliklerimizi bölmek, inançlarımızı bölmek, kültürlerimizi bölmek gibi bir yolla bu ülkenin birliğini sağlayamazsın. Alevilik bu ülkede bu ülkenin çimentosudur. Bu bir gerçek. Yani bugün cumhuriyet değerlerini, laiklik ilkesini özümseyen, benimseyen ve uygulayan kesim Alevi kesimidir. Evet, Sünni kardeşlerimiz içerisinde bunu fazlasıyla yürütenler yok mudur? Vardır. Çünkü bu ülkede beraber yaşamak zorundasınız. Peki biz beraber yaşamak zorunda olduğumuza göre birbirimizi ayrıştırmak yerine birbirimizi kabullenmek. Demin ifade ettiğim gibi birbirimizle gönül köprüsü kurmak zorundayız. Bu konuda cemevleri tek başına hareket etme özgürlüğüne sahip değildir. Kurumlarımız var, genel merkezlerimiz var. Genel merkezlerimizin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Ve özellikle Alevi Bektaşi Federasyonu olarak bizim üst çatımız olan bu kurumunda bir takım söylemlerle, eylemlerle bu projeye karşı kendisini göstermesi gerekir.